Herkese merhaba. Harika bir pazar sabahına uyandık. Güneşi gösterebilirsin benden sonra. Müthiş bir hava var İrlanda'da. Şok! Arkadaşlar bugün bir süredir istediğiniz market karşılaştırması videomuzla karşınızdayız. Hepiniz Eğitim İrlanda'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için birkaç tane market dolaşacağız. Yolumuzun üzerinde EC ve Atlas dil okulları da var. Size oraları da göstereceğim. Turumuza başlayabiliriz. Hadi beni takip edin. Burada pazarları ben burada sevmeye başladım. Normalde Türkiye'deyken pazarlar bana sıkıcı gelirdi ve pazartesi sendromunu yaşardım pazardan. Ama burada böyle herkes cıvıl cıvıl yürüyüşe çıkıyorlar. Hani AVM'lere tıkılmıyoruz ya. O yüzden pazarlar bana burada böyle ayrı bir tatlış geliyor. Siz de pandemi sonrasında buraya geldiğinizde Eğitim İrlanda aktivitelerimize başlarız ve pazar yürüyüşlerini beraber yaparız. Şimdi Atlas Langus School'un önündeyiz. 200 yıllık bir bina, eski bir bina. İçi çok güzel. Ben daha önce gezmiştim. Tam karşısında da EC var. Deniz gösterecek şimdi size. Çabuk çabuk. AVM'deyiz. Swan Avenue'nin içinde Dallas Store var. Turumuza buradan başlıyoruz. Evet, Dallas Store'a geldik. Önce buranın fiyatlarına bakıp daha sonra diğer marketlerimize gideceğiz. Bana tuhaf gelmişti. Burada salatalar hazır satılıyor. Yani siz doğrayıp bir çoban salatası ya da herhangi başka bir salata yapmanıza gerek yok. Burada zaten bunların hazır halleri var. Mesela işte havuçlar olsun, soğan olsun hepsi doğranmış ve paketlenmiş bir şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela önce bunların fiyatını incelememiz gerekirse böyle tek tek aldığınız zaman mesela bu ne kadarmış? 1.79 euro. Şu mesela 1.49 euro. Şu baby salad leaves. Bu 2 euro. Bunlar pahalı bence. Şunlara bakabiliriz. Haşlanmış patates ne kadarmış? İki tanesi 3 euroymuş. Şu anda indirim varmış. Patates 3 euro. Mesela şöyle hazır salatalar var. Hızlı yapılabiliyor. 4 euro. Pahalı. Bence pahalı. Çarpmıyoruz bak. Çarpmadığımız halde pahalı yani. Neymiş? Ya böyle değişik abuk subuk şeyler var. Ne kadarmış? 3 euro. Pahalı. Koy. Koy yerine. Bu tarz şeyler, yeşillikler paket halinde Dallas'ta ortalama 2-2,5 euro diyebiliriz. Devam edelim. Mesela burada domatesler bu şekilde satılıyor. Paketleniyor, öyle seçip alamıyorsunuz. Bu her markette böyle. Mesela böyle küçük ve büyük böyle. Bunlar 2 euro tanesi. Mesela şöyle de satılıyor. Bu da 2 euro. Şöyle gösterelim. Elma kaç euroymuş? İki tane sadece alırsanız 3 euro, bundan iki tane alırsanız da 5 euroymuş. İndirimdeymiş şu anda. Meyvelere, sebzelere haddinden fazla değer veriliyor. Hepsi böyle minnoş minnoş paketlenmiş. Her şey. Kırmızı biber 2 euro. Çok sağlıklı kırmızı biber tüketiyoruz. Burada bunlar tane tane satılıyor. Bunun tanesi 49 centmiş. Pardon 50 centmiş. Devam edelim.
çok çerezler pahalı. Yani İrlanda'nın genelinde böyle çerez tarzı şeyler pahalı oluyor Türkiye'ye göre. Mesela bunlar. İki tanesi 5 euro bunun mesela. İşte fındık. İki tanesi ve küçük paket. Bayağı küçük. İki tanesi 5 euro. Mesela ceviz ve biraz karışık şeyler. İki tanesi 5 euro. Ve bunlar indirimli hali. Pahalı. Devam edelim. 3 diye. 2 tanesi, bunların 2 tanesi 3 euroymuş. Blueberries'ler çok güzel. Ben bunları çok seviyorum ama pahalı. 2 euro. Şu küçücük şey 2 euro. Mesela kiraz. Bu arada buradaki meyvelerin tadını ben çok seviyorum bence. Hepsi böyle katır kutu çok güzeller. Kiraz mesela 2 tane paketi bunun 5 euro. Havada. 5 euro. Bunu almak buna göre daha mantıklı. Bunda daha fazla var. Ve çok sağlıklı bu. 5 euro. Sağlıklı şey de yiyebileceğiz. Çilek. Şu çilek 2 euro. Sadece bu paket. Salatalığın tanesi 49 cent. Burada böyle tane tane satılıyor. Meyve yine böyle bütün meyveler paketleniyor söylemişti. İki tanesi 5 euroymuş. Şu anda indirim varmış. Bir tane alırsanız 3 euro. Böyle meyve tabakları da çok yapılıyor ve mesela karpuzlar böyle tane tane kesilip konuluyor. Çok tatlış. Bunun da iki tanesi 5 euro. Bunun tanesi ne kadarmış? Tanesi 3 euro. Ama bence daha pahalı. Ben yanlış bakıp soruyorum. Tanesi 3 euro. Arkadaşlar ya minnacık. İki tanesi 5 euro. Minnacık ya. Onun içinde bir nar var mıdır? Bir tane nar yani. Yok yani. Bence baksana. Yok. İki tane. Üç kaşıkta biz bunu yeriz. 5 euro. Pahalı. Mesela böyle paketlemişler yine çerezlik 1 euro. Böyle paketlenmiş tatlış taş. İki tanesi 5 euro. Biraz pahalı. Bunların tadları çok güzel. Böyle atıştırmalık yolda yürürken kahvelerimizde hep böyle içtik, içmediğimiz şeyler. 2 euro. İçinde 4 tane var. Mesela hamburger ekmekleri 4'lü 2,5 euro. Bunlar 1 euro. Ve evet. Yumuşacık çok güzel. Bunları kendileri günlük üretiyorlar biliyor musun? Evet biliyorum. Burada fırınları var çünkü günlük üretiyorlar ve tatları gerçekten çok güzel. Danasın içinde böyle kendiniz pizza yaptırabiliyorsunuz, sandviç yaptırabiliyorsunuz, kahvaltı öyle bir yiyebiliyorsunuz, salata yaptırabiliyorsunuz. Böyle şeyleri var işte. Burası peynir reyonu. Peynirler mesela şu peynir ne peyniri bilmiyorum. 10.80. 10.80 euro. Şu kadar. Şu şöyle peynir 3.40 euro. Bunlar da neye göre işte makarna ya da yemeklerde kullandığımız soslar ortalama 2.80 euro. Evet sabahları hızlıca tost yapıp yediğimiz için en çok bunu tüketiyoruz. Burada 1.58. 1.58. Bakalım şu mesela yarısı farklı olan. Tost ekmeği bunlar 1.45. Bunlar genel ihtiyaçlar olduğu için bunlar hani her zaman tüketeceğiniz şeyler. İşte buradaki hamburger ekmeği ise daha büyük ve içinde 6 tane var. 1.95 euro. Böyle hazır pankekler satılıyor. Isıtmanıza gerek bile olmayabilir. Seviyorsanız ısıtabilirsiniz. İçinde 8 tane var. 2.29 euro. Diğer marketlerde de bakacağız. 12'li yumurta. 12'li yumurta burada 1.16'lı mı? 6'lı. 12 tane var ama. Ya o kutusunu ayırmamış. Hiç
ki ben iyi niyetli olduğum için yanlış anlamışım arkadaşlar. Maalesef ki altılı yumurta 1.19. Bu mesela bu 1'miş. Şu gezen tavuk herhalde daha pahalı değil mi? Bu da mı altılı? Çok ayırıyorlar öyle gezen tavuk, free range. Evet. Familiar. Bu da 1 euroymuş. Altılı yine. Mesela bu kaçlıymış? Bu 8'li mesela 2.50. Ben okulda bunlardan çok tüketiyordum. Ders aralarında işte acıktığımda o zaman. Tek için hemen sıcak satıyoruz. Zaten Türkiye'de de var. Hemen bir makarna haline geliyor. Tanesi 1.50. Mesela şöyle bir şeyimiz var. Köftelik şey herhalde bu. 2 euro. Yarım kilo kuşbaşı etlik şey 4 euro. Kıyma mesela bu da yarım kilodan biraz fazla 2 euro. Biliyorsunuz ki bu tarz şeyleri de çok tüketiyoruz sabahları burada. Ben özellikle her sabah benim serpme kahvaltım bunlardır. Evde var 4-5 çeşit. Ben hepsini karıştırıyorum. Öyle yiyorum. Her sabah kahvaltı. Mesela bu Kellogg's'un kendi markası 4.59. Complex 2.35. 2 paket varmış. Bu pahalı mesela burada. 7.29'muş. Bu da pahalı. Bir tanesi 4.45. Kellogg's bile pahalı. Ben bunu çok seviyorum. 2.69. Bak şuna benzer. Diğer marketlerde görürüz. Aldi'de falan. Aynısı ya. Hiçbir fark yok. 1 euro. Hatta 69 sente bile var. Şampuanda sürekli biten bir şey olduğu için mesela burada çok pahalı. İki tanesi bunun 10 euroymuş. Yani Dallas Store gibi bir yerden bu tarz ihtiyaçlarınızı almamanız gerekiyor. Bunları genelde Aldi Deals'ın hatta Deals'ın almanız gerekiyor. İki tanesi 10 euro. Bu mesela 3.44'müş, şu an 1.72'ye düşmüş. Bu iyi, fena değil. Şampuan gibi ihtiyaçları buradan almıyoruz. Burası. Evet, şimdi Danas'a hani belli başlı hani her gün kullanılan şeylere bakmaya çalıştık. Bütün ürünlere bakmamız tabii ki mümkün değil. Şimdi de diğer marketimize geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, şimdiki durağımız Lidl. Sıramıza girdik, bekliyoruz. Çekimizi yapacağız. Burada Blueberries 125 gramı 1.63. 250'lik gramı da 3.09. Burada da çok uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Mesela burada da aynı şekilde salatalar var. Bu mesela 1.99 euro. Karışık bir salata için. Bu doyurucu mesela. Bunun fiyatı içinde tombalı gibi bir şey var. Kaç paraymış? 3.29. Devam edelim. Burada limon. Tekli alırsanız 50 sent, böyle alırsanız 2 euro. 1, 2, 3, 4. İçinde 5 tane var. Yani bir tanesi. Yani diğerine karşılaştırıyoruz. 4 alana bir bedava. 4 alana bir bedava olmuş oluyor yani. Mesela mandalina ne kadarmış? Hani şu mu? Aynen. Mandalina şöyle. Bayağı da bir... Allah! Benim hakkım, göz hakkı. Bu 5 euro. Kasa mandalina. Evet. Maşrumlar şu şekilde 1.09. Burada da çok kullanıyoruz çünkü onları, o yüzden gösteriyorum. Salataları bu şekilde alırsınız artık. İstanbul'un salataları hani bu şekilde. Bu ne? Green Beans'in Türkçesini bilmiyorum. Ya kıvırcağı mı? Green Lettuce. Green Lettuce. Marul. Marul mu? Marul. 1.50. Şu anda indirim varmış. Kadın bizi bekliyor. Bak burada bir tık ucuz. Ya biz bundan çok tüketiyoruz evde. Çok da güzel. 0.53. Bu 0.89. Yine karışık içi hazır zaten. Burası bir tık daha uygun. Bu mesela 0.99. Şu mesela 2 euro. Ben bunu sevmiyorum. Çok tekli pizza tüketeceksiniz burada akşamları. Bu 3.99 margarita. Böyle çok hazır. Mesela bu çok güzel. Makarna içinde kaşar peynir var, şey var, mantar var, bir sürü şey var içinde ve bayağı bir porsiyon çıkıyor. Bu 2 euro. Ya yani bunu tek kişi bitiremezsiniz.
Burada da tost ekmeğimiz 0.95 euro. 1.5 euroya da var. 2 euroya da var. Mesela bu küçük olmasına rağmen bu bir şeyliydi ama bu. Neyliydi bilmiyorum. Bu 1.99 euro. O gluten free. Gluten bu neymiş böyle? Bu şeyin Çin mutfağında var ya bu. Hiç bomboş bir şey bu. 3.29. Bu hiç bu ya. Bunu yemezsen hiçbir şey olmaz yani. Onu bir yemeklerinde... Yesen de hiçbir şey olmaz zaten. Yemeklerinde kullanıyorlar ama o özel bir şey. Çok boş. Tam olarak... Kaç litre peki o? 2 litre. 2 litresi 2 euro. Bu Kerrygold'un markası 454 gram. Bu 2.19 euro. Bu da Değirmen'in. Bu başka bir markanın. 227 gram. Bu da 1.29 euro. Ballı yoğurt bilmem ne. Bizim yoğurda çok benzeyen bir yoğurt var. Onu bulursam göstereceğim size. Genelde yani şu markanın, Greek markasının şeyleri şey oluyor. Ha şu. Tamam, Deniz bana gösteriyor. Deniz ama en çok benzeyeni bu değil bu arada. Ben bir tane daha buldum. Gris miydi? Neydi? Bir şeydi ya. Gris'e bir marka vardı. İlla bir denk geliriz. Centra'da olabilir. En benzeyen yoğurt, bizimkine en benzeyen yoğurt bu. O. Bu da hani ben bunu tüketiyorum mesela. Bu ne kadarmış? 1.35 euro. Kaçlık bu? 1 kilogramı 1.35 euro. Ya böyle şey gibi hafif bir kremamsı bir şey var böyle bir puding gibi. Ama tabii ki yoğurt ihtiyacınızı tabii ki karşılıyor da. Hani ya bence birebir aynı değil yani. Bizdeki süzme yoğurda biraz daha benziyor. Tam süzme yoğurt değil, da değil. Yani bu normal gerçekten yoğurt gibi de hani değil aslında. Yoğurdu puding yapmış. Pudingli bir yoğurt. Hani değişik ama güzel ya. Yani. Fena değil, ben seviyorum. Aslında Türk markası arkadaşlar o Greek. Greek değil mi? Aynen. Zamanında patent için başvurulmuş ve Türkiye tarafından kabul edilmemiş. Para istenmiş. Adam da o yüzden bu markada çıkarmış. Gramlık domatesi 2.49. Küçük olanı bu da bebek şey diye geçiyor. Bebek domatesi diye geçiyor. 1.29. Bu da 250 gram. 1 kilogram alırsanız 5.16 oluyor. Eda'nın favorileri. Evet. Kırmızı biber. Aynen. Anne izliyorsan bak Deniz de söyledi. Annem bunlardan çok tüket, çok sağlıklı diyor. C vitamini mi ne varmış? Tüketiyoruz. Ne kadarmış? 29'muş. Snack paper. Bayağı sağlıklı bir şeymiş. Eğer izliyorsan kendisi yiyor, zorla bize de yediriyor. Merak etme. Anneciğim, C vitamini. Etlere gel. Burada kıymanın. Bu mesela 650 gram 2.99. Bu mesela kuşbaşı olan 4.79 600 gram. Kuşbaşı et. Böyle köftelikler de alabiliyorsunuz. 2.69. 2 tane var kalın. Kalıp ha, buradaki mesela şey olan kaç para? Bu mu? 2.39 değil, üstteki çizgi aynen. Bu mesela 1.99 köftelik. Patatesin 1001 ayı. Organik patates. Arkadaşlar burada patates ye patates olacaksınız. 1.99. Burada tavuklar kırmızı etten ne yapalım? Evet. Tavuk ne kadarmış? 5.89. Ama bayağı da büyük. Evet, bunlardan çok tüketeceksiniz. Hazır böyle hemen yapayım diye. İçine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Büyük günlerle 5.69 euro. Şinsel mi oluyor bu? Ya benziyor işte. Burası daha uygun.
tarz şeylerde, ürünlerde. 0.79. Çok da güzel. Bizde var. Ben yedim. Bu sabah bundan yedim. 0.79. Danıs'tan almaya gerek yok yani. %50 mililitreli 2.99'muş. Zeytinyağı değil mi? Evet, zeytinyağı. Mesela bu da zeytinyağı. Bu ne kadarmış? Bu 1 litresi mesela 3.69. Bu mesela kızartma yağı. Bu 2 litre 3.49. Bu diğerlerine göre bayağı daha çok yani 1 litre farklı. Burada bir de fıstık şeklinde yağlar var bak. Şu onun şu üst tarafında. Aynen. Ben daha önce görmemiştim. Yani o sprey. Sprey yağı. 2.89. Bunun her fıstığı sprey yağı diye geçiyor. Her fıstığı 1 kaloriymiş. De bunu nasıl, neye sıkıyorlar ki? Havaya. Ha da bu havaya sıkıp da yapıyor. Aynen, havaya sıkıyorsun. Köpük gibi bir şey. Değişik bir şey. Saçma ya. Yani. Niye sıkayım ki ya? Bir de pahalı. 2.89. Minnacık da bir şey. Ay biri şuraya şundan atmış arkadaşlar. Neydi bunun şeyi adı? Antep fıstığı. Antep fıstığı. Antep fıstığı çok kötü ya. Hiç beklediğiniz gibi çıkmıyor burada. Böyle kocaman kocamanlar güzel duruyor ama hiç o Türkiye'deki tadı asla asla vermiyor. Mesela burada daha uygun. 18'li yumurta 2.85 euro. Böyle hemen hazır fırına atıp 15 dakikada yiyebileceğiniz pizzalarımız var. 2.59, 1.29, 2.69, 1.29, bir sürü her fiyata. Aziz, çok mutlu ki geldin. Ay bunu bilir misin? Tabii ki. Aa, ben çok gördüm ya. 1.19. Pardon, 0.99. Aa, ben burada şey yok diyordum. Çubuklu kraker yok diyordum, varmış. Sen ondan içemedin mi daha önce? Burada hiç yemedim. Ben bir ara onun dibine düşmüştüm. Allah Allah, ben hiç bak, görüyor musun? Arkadaş olur da köpek alırsanız evinize, köpek maması. Aa, köpek maması ne kadar? He. 6.30 pahalıymış. Arkadaşlar çok güzel dondurmaları. $2.45. Bu yine uygunmuş. Daha hani bizim başka yediğimiz bir tane vardı. İçi neyliydi? Cookies'li miydi? Baileys. Baileys'li ama o özel dondurma biliyorsun. Ama deniz. Bu $2.45. Bu da çok güzel bir dondurma. Magnum. Mesela Türkiye ile karşılaştırılabilir. Ne kadar Magnum? Hemen alt rafta. Beyaz. Magnum mu? Mesela şu anda 2.48'miş. İndirim varmış. Bu 2.48'miş. İçinde kaç tane var? O zaman çıkışta bir alalım biz onu. Aynen. Bundan bir tane yiyebiliriz. Türkiye'ye göre tabii ki daha uygundur yani. Türkiye'de bir tane kap şöyle bir Magnum şeyi 30 lira oldu diyorlardı. Burada olsun olsun 4-5 eurodur herhalde. Arkadaşlar dörtlü aloe vera. Aa, güzeldi. Önemli. Aloe vera dörtlü tuvalet kağıdımız sadece 1.96. Mesela burada şampuanlar, böyle bir marka var burada. Bu Deals'da da var. Hatta Deals'da daha uygun. Bu mesela 0.58. 0.88. Bu değil mi? Heh. Bu mesela 0.88 burada. Hep bu markanın zaten şampuanları ve duş jelleri falan 0.88, 0.99 Lidl'da. Burada çilekler 2.59'muş. Biraz daha büyük. Meyveler yine aynı şekilde paketlenmiş, görüyorsunuz. Ortalama fiyatı 2 küsür meyveleri. Burada bu tarz çeşitli ortalama 1.19 euro. Bunlar yine paketli aynı. Bir önceki. Bu mesela daha büyükleri 1.99 euro kalınlığında. Bu mesela bu yumurta altılı, pardon şu altılısı 99 cent. Kaçlı?
12'lisi de 3.19'muş. 12 yumurta. Bu mesela 18 diye. 18'lik yumurta 2.85'miş. Mesela 400 gramlık kıyma 2.89 lira şu anda. Hadi. Bunlar da daha büyükleri 2.69, 900 gram. Maydanozlar böyle satılıyor bazılarında. Bu 1.59. Burada hatta gösterebilirsek göstereyim. İşte şöyle saksıyla, saksı yani böyle koparıp koparıp o şekilde. Bu hiç maydanoza benzemiyor ama maydanoz. Buranın maydanozu böyle. Mesela işte şeyler var. Pakette haliyle yan tarafta. Aynen. Şöyle. İşte böyle paketlenmiş şeyleri satıyorlar böyle. Brokoli falan da böyle satıyorlar. Bunlar da 99 cent. Sadece şöyleleri. Nane falan da var. 99 cent. Burada 2 litreliği 1.49. Şöyle yani hızlıca hazırlayıp yiyebilmeniz adına böyle yemekler var. Bu 3 euro. Bu mesela tavuklu bir yemek. Bu 3 euro. Şöyle sadece ısıtıyorsunuz bunları. Bu aynı şekilde makarnalı. 3 euro. Bunlar güzel oluyor tatları ama fiyatları tabii çok uygun değil. Bunlar da 3 euro. Bazı çeşit makarnalar 77 cent. Tortellini mesela 2.80. Buradaki hazır çorbalar normal Türkiye'deki gibi sadece su katıp yaptıklarımız da var. Bir de böyle sadece mikrodalga yatıp ısıtıyorsunuz. Bunlar ne kadarmış? 2 euro tanesi. Çeşit çeşit çorbalar var. Bunların hepsi çorba. Tanesi 2 euro. Ben Türkiye et, yani Türklerin yoğurduna en çok benzeyen marka bu. Ama bunun siyah rengi. Natural olanı. Ya birebir diyebilirim Deniz. Evet, birebir diyebilirim. Ama değil. Bunun siyahı evet, burada yok şu anda. Ya ben sadece Central'da gördüm. Bak buralarda görmüyorum mesela. Bazı ürünleri zaten çok satmıyorlar. Deneme amaçlı çıkarıyorlar sanki. Her yerde bulunmuyor. Acaba öyle mi? İnşallah öyle değildir. Hiç salam göstermedik. Mesela bu bayağı büyük bir salam. 4 euro. Mesela büyük bir köfte var, burger köftesi. Altılı. 3 tanesi 10 euro. Çok iyi. Onları mix yapabiliyorsun. Aynısından almana gerek yok. Üstünde sarı etiket olanlar ürünlerden 3 tanesini alıp 10 euro. Mesela. Kıyma var yine steakli. Bu da 3 tane son euro. 554 grammış. Chicken'lar mesela ne kadar? 550 gramlı 3.91 mesela. Burada tost ekmeği mesela 69 cent. Bunlar çok yumuş yumuş. Çok seviyorum. 87 cent. Çok güzel böyle, pudik böyle poğaça gibi, pastane poğaçası gibi. Geldik yumurtamıza, mesela bu kaç demiş? Altılı yumurta 1.99. Altılı yumurta 1.89, yine değişiklik gösterebiliyor. Eda'nın en sevdiği. Alsak kaç kaloriymiş bakalım, biliyorsunuz ki kilo vermeye çalışıyorum. Ama Allah'tan... Eda kilo vermez. Allah'tan yüzümde maske var da çok şey işte gıdık falan kapatıyor. Kaç kaloriymiş? Oo. Yok ya. Ama çikolatalı. Ama yani bu kadar da olmaz ki. Ne yiyeceğiz ya? Biz ne yiyelim yani? Onu yeme, bunu yeme. Zor. Hayattan zevk alamaz oldum. Çikolata hayatımdan çıkarmaya çalışınca çıkardım demiyorum bakın. Çıkarmaya çalışınca diyorum. Evet, bir dönem her akşam yediğimiz, tükettiğimiz bir ekstralarımız sadece 2 euro. Gerçekten. Bazen bunlar indirime giriyor, şu anda indirimde değiller. Evet, burada mesela şampuanlar.
bir duş yerleri mesela ne kadarmış? 2.75'miş. Bence Türk. Ben Türk'e benziyorum. Biraz bağırayım bakayım Türk mü? Ha, hello, merhaba. Hiç çay göstermedik. Benim favori bir çayım var. O bu değil mesela. Bunun iki tanesi 5 euroymuş. Tanesi 3.49 euro. Eğer görürsem göstereceğim. Ben bunu seviyorum mesela. Biz evde bunu kullanıyoruz. Bunun taniye. Bu 2.50. Çay. Bu 2.28. Çeşit çeşit çaylar var. Yani tüketebileceğiniz güzel. Malcolm demiştik ya, Türkiye'de bu 30 lira diye duydum. Bilmiyorum doğruysa yorumlara yazın. Burada 3 euro. Brokoli herkes sevmez ama biz seviyoruz ve harçlıyoruz. Bu 50 cent. Oha çok ucuz. Değil mi? Çok ucuz değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben sevmiyorum. Yo, fiyatı iyi değil mi bence? 50 cent ise gayet iyi. Çok iyi yani, güzel. Mezelimiz var, gardenimiz. Da aynı şekilde. Çok patates yiyeceksiniz ya burada mesela. Böyle hazır patates şunlar. 2.5, 3.5, 4.5 çeşidine göre patateslerin fiyatı değişiyor. Hazır sadece işte bir tane. Shoplar da var. Burada yani bakkal şeyi yok. Bakkal alışkanlığı yok. Öyle bir tarz yok. Böyle knuckle shoplar var. İşte Deals gibi. Ondan sonra ne vardı başka? Centra gibi. Spar gibi. Hani gezdiğimiz marketler kadar büyük değil ama ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler. Oraları gezmedik. Diğer dört büyük marketi gezdik. Günlük ihtiyacımızda en çok kullandığımız şeylerin fiyatını çekmeye özen gösterdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve sizin için yararlı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Abone olmayı, likelamayı ve ne yap, başka ne yapıyorlardı? Paylaşmayı. Paylaşsınlar, paylaşsınlar videoyu ya. Paylaşmayı. Unutmayın, Dublin'den sevgiler, öpücükler.